Hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sayın Bakanımızın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Çok, çok kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, sevgili genç arkadaşlarım ve bu akşamın bu güzel vaktinde, bu güzel iklimde şu anda aramızda bulunan sevgili çocuklar, kıymetli Yeşilköylüler, öncelikle sizinle birlikte olmaktan ve aynı havayı teneffüs etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Ve sizi, özellikle sizlerin geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara huzur içerisinde. Bu ülkeye hizmet etmek için sadece ülkemin içindeki riskleri alan değil, hem etraf coğrafyamızın hem de dünyada yüklenen riskleri alan ve bu konuda da Allah'a şükürler olsun, bugüne kadar bu riskler karşısında Türkiye'yi mahcup etmeyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in bayram dileklerini iletiyorum. Ve yine aynı zamanda biraz önce buraya gelirken kendisiyle konuştuğum birçok iş yaptım memlekette. Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli söyler: eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Hakikaten sizin de benim de bildiğim, aslında tekrar etmemize de gerek olmayan birçok, ama birçok eserin altında imzası olan. Ama bunların hepsini bir tarafa bırakıyorum. Bundan daha önemlisi, birçok saldırıya rağmen, vazgeçirilmek istenmelerine rağmen Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığını bir gün olsun bozmayan, ona vefasını, sadakatini ve aynı zamanda bu ülkeye olan hizmetkarlığının ne olduğunu iyi bilen ve hakikaten hayallerimizi de gerçekleştiren benim kıymetli ağabeyim Binali Yıldırım Bey'in de selamlarını, muhabbetlerini ve sevgilerini, bayram dileklerini getirdim. Suriyeliler konusunda size şunu söyleyebilirim. Suriyelilerin %65'i misak-ı milli sınırlarımız içerisinden buraya geldi. Bir. Bilmiyorum, misak-ı milli bizim için bir şey ifade ediyor mu? Bir. İki. Bunlar 2011 yılından itibaren 1 milyon şehit verdiler. Dünya savaşlarına bir bakın, 1 milyon şehit veren var mı diye. 1 milyon şehit. Üç. Yine biz bunlara bir tek kör kuruş maaş falan vermiyoruz. Bunlar hepsi dedikodu. Hep aynı zihniyet ürünleridir. Bir tek kör kuruş. Ama Avrupa'nın bize 3 milyar euro artı 3 milyar euro bir parası vardı. O da 3 milyar eurosunu verdi. Orada bize vermiyor. Kızılay'a veriyor. Uluslararası bir şey üzerinden. Onlar da aylık 100 lira Avrupa Birliği'nin parası, ki onlara yönelik olarak Kızılay kart üzerinden onlara veriyorlar. Onun dışında hastanelerde önceden sıra, üniversitelere bedavadan girme, imtihansız girme. Bunların hepsi tezyirat. Ha, şu var. Elbette ki bir taraftan Afganistan, Pakistan, bir taraftan Suriye, bir taraftan Afrika. Ya biz dün iki bot yakaladık. Büyük mücadele ediyoruz. Ege'ye giderken iki bot yakaladık. Ne Suriyeli var, ne Iraklı var, ne Afganlı var, ne Pakistanlı var. Sierra Leone'dan ta Gine'ye kadar, Mali'ye kadar bizim burası bir göç yolu. Sadece kuşlar buradan göç olarak geçmiyor. Avrupa'ya geçebilmek için bir göç yolu. Herkes bu yolu kullanıyor. Ve netice itibariyle 2 milyon Afgan şu anda İran'da duruyor, sınırlarımızın hemen ötesinde. Onlar Avrupa'ya gidebilmek için çaba sarf ediyorlar. Orada ekonomik krizler var. Amerika oranın da, affedersiniz, içine etti. Afganistan'ın da Pakistan'ın da yapmadığı kalmadı. Nereye gitse filin züccaciye dükkanına girdiği gibi yapıyor yani.
Hani nerede? Kılıçdaroğlu böyle üç tane laf söylese ya. Hani nerede o sosyal demokratlar, cici sosyal demokratlar ya? Hani neredeler? Ben onlardan böyle bir söz duymadım. Yani bunu defalarca söylediğimiz zaman bir tek böyle söz duymadım. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu insanlar oradan Suriyeliler buraya tecavüz edilmekten kaçtılar geldiler. Ne yapacaktık? Sahip çıkmayacak mıydık yani? Biz 400 yıl, 402 yıl bunlarla aynı sancak altında birlikte yaşadık. 3 kuruş para bulduk diye sırtımızı mı dönecektik? Biz 15 Temmuz'da nasıl kurtulduğumuzu zannediyoruz. Biz nasıl kurtulduk? Bakın, kim ne derse desin. 450 bin çocukları doğdu bu ülkede. 450 bin. Allah o 450 bin çocuğun hayrına 15 Temmuz'da bizi şu hainlere ezdirmedi. Ben onu bilirim. Cumhurbaşkanımızın gönlüne feraseti de, cesareti de, milletimizin gönlüne feraseti de, cesareti de sokan Allah'tır. Ben onu bilirim. Ha, bizim yapmamız gereken işler var. Yapmamız gereken işler ne? Bu şu demek değil. Kamu düzenini alt üst edecekler. Buna müsaade etmemiz mümkün değil. Göçten ben sorumluyum. Uyuşturucuyla mücadelede bu millete söz verdik. Dedik ki bunun üstünden geleceğiz dedik. Gene bana kızdılar o zaman. Böyle çok bilenler. Dediler ki aynen terörle mücadelede söz verdiğimiz zaman, bu iş bitecek dediğimiz zaman, hiç merak etmeyin. Bu işi Türkiye'nin bir musibeti olmaktan ayıracağız dediğimiz zaman, o zaman gene benimle dalga geçtiler. Uyuşturucuyla mücadelede söylediğimiz zaman da aynı şeyi söylediler. Şu anda İstanbul'u dolaşıyorum. Kendi elimizdeki veriler de bu. Uyuşturucuda İstanbul'da %70 civarında bir problemi ortadan kaldırdık. %30'umuz kaldı. Kalman demiyorum. %30'umuz kaldı. Şimdi rehabilitasyon merkezleri de yapıyoruz. Benim işim değil ama rehabilitasyon merkezleri de yapılıyor. Bunlarla ilgili çok daha önemli adımlar atacağız. Ama şunu söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. Sadece yurt içi değil, yurt dışı operasyonlarını yaptık. Ve şu anda geçen yılların çok kat be kat üstündeyiz uyuşturucuyla mücadelede. Ve yine söyleyeyim. Ben rakamlara bakarım. 2017 yılında toplam 941 kişi öldü uyuşturucudan. 2016 yılında 920 kişi. 2018 yılında biz bunu 581'e düşürdük. Neredeyse yarı yarıya düşürdük. Allah'a şükürler olsun. Daha da düşüreceğiz. Bu mücadeleyi de yapacağız. Bana kızıyorlar. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı uyuşturucu satanların okul önünde görürseniz polisin ayaklarını kır der mi? Derim kardeşim, demeye de devam ediyorum. Derim. Derim demeye de devam ediyorum. Buna müsaade etmeyeceğimizi ve bu konuda çocuklarımızı bu zehre teslim etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isteriz. Bizim kamu düzenimizi bozmaya kimseye müsaade etmeyiz. Tekraren söylüyorum. Dükkanlarda kimseyi yatırmayız. Bundan sonra arkadaşlarıma talimat verdim. Ve başka bir şey daha yapıyoruz. Yani insanlarımızın burada bizim hayatımızın, bizim ilkemizin, bizim kurallarımıza uymadıktan sonra bizim bunlara müsaade etmemiz mümkün değildir. Müsaade etmeyeceğiz. Yeni bir duruma geçtik. Ve bu yeni durumda insanlığımızdan vazgeçmeyiz. Kimseye kötülük yapmayız. Ama bizim kamu düzenimizi bozmaya, huzurumuzu bozmaya yönelik de anlayışa müsaade etmeyeceğimizi açık bir şekilde söyleyeyim. Herkesi ilkiye, kurala uymaya biz getirmek zorundayız. Bu kadar net. Bir şey daha. Bütün İstanbul'a, yani Sultan Gazi'sinden Fatih'ine kadar, Bakırköy'ünden Bağcılar'ına kadar, Güngören'ine kadar. Bana 6 ay süre verin. 6 ay sonra buradaki düzenin %100'e yakın bir oranda herkes tarafından sağlandığını herkes görecektir. Bu kadar açık veren söylüyorum. 6 ay süre. Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyoruz. Belli bir noktaya geldik. Nasıl terörde bu konuda adım attık? Nasıl uyuşturucuya bu konuda adım attık? Nasıl trafikte Allah'ımıza şükürler olsun bir noktaya kadar gelebildik? Ya bir şey söyleyeyim. Kimlik kartlarınızı 90 günde 100 günde alıyordunuz. 100 günde nüfus idarelerinden. Şimdi bir günde pasaport da alınıyor, bir günde ehliyet de alınıyor, bir günde nüfus kağıdı da, kimlik kartı da alınıyor. Biz bu işin nasıl yapılacağını biliyoruz. Bize itimat edin. Sadece 6 ay biraz dişinizi sıkın. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Onlara da çeki düzen vermeyi bir vesileyle burada düzensiz olarak bulunan göçmenleri de geri göndermeyi, çok net bir şekilde düzensiz, kaçak olarak bulunanları geri göndermeyi de biz kendi üzerimize alıyoruz. Ama bize bir sınav olarak verilen, çok net söylüyorum,
bir sınav olarak verilen bu kardeşlerimize haksızlık yapmayalım. Ama onların da kendi düzenimizi, kamu düzenini bozmalarına bir şekilde izin vermeyelim. O da bizim işimiz, bizim görevimiz. Eksiklik varsa da bizim üzerimize yayın. Ama 6 ay süre içerisinde Allah nasip ederse bu düzeni hep beraber ortaya koyacağız. Bunu da buradan söylemiş olalım ve bütün İstanbul'a söylemiş olalım inşallah.